biliyorsunuz demokratikleşme paketiyle ilgili olarak biz açıkladığımız bu paketin yasama organı tarafından ele alınacağı bütün o başlıkları, maddeleri toplu olarak süratle meclisimize gönderiyoruz. Ve meclisimize göndermek suretiyle demokratikleşme paketimizin bu yasalarla adımı atılacak olan kısmını da süratle inşallah çıkarmakta kararlıyız. Bakanlar Kurulu olarak da yetkisinde olan bildiğiniz gibi askerliğin kısaltılmasıyla ilgili durumu da yine dün hükümet sözcümüz ifade ettiler ve o da yine 16 aydan 12 aya indirildi. Yedek subaylık aynı ve kısa süreli 6 aylık yine askerlik aynı kalmak suretiyle. Ve bütün bunların yanında tabii ki biz ilgili kurumlarımızın askerle ilgili olanda da tabii ki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de düşüncelerini alırız. Nihai kararı ise bakanlar kurulu olarak biz veririz. Aynı şey diğer konularla ilgili de öyledir. Yani bu yargıyla ilgili ise Yine ilgili bütün kurumların düşüncelerini alırız ama nihai kararı yine hükümet olarak biz veririz. Yani bunun üslubu çalışma şekli budur. Fakat bunu kaşımaya, bunu kurcalamaya çalışan demokrat göründüğü halde demokrasi karşıtı tavırlar içerisinde olan Türkiye'de bir siyaset anlayışı var. Bu siyaset anlayışını da görmemezlikten gelmek mümkün değil. Geri geldiği zaman siz yetkinizi birileriyle niye paylaştınız diyenler çıkar. Onu bize söylemeyin. Onu geçmişteki siyasilere söyleyin. Biz yetkimizi gayet iyi biliyoruz. Ve yetkimiz neyse bu yetkimizi de hukuk içerisinde en ideal şekilde kullanmanın gayreti içerisindeyiz. Ama bütün bunlar yapılırken ülkemizde kurumlarımızı zan altında bırakmanın gayreti içerisine girenler de oluyor. İşte zaman geliyor bakıyorsunuz mit müsteşarımızla uğraşılıyor. Kim uğraşıyor mit müsteşarımızla? Dikkat edin. Bunlar çok önemlidir. İçeriden de uğraşanlar var, dışarıdan da uğraşanlar var. Biz memnun olduğumuz bürokratımıza, memnun olduğumuz teknokratımıza kusura bakmasınlar. Sonuna kadar sahip çıkarız. Ve onun icazetini de birilerinden almayız. Ha bir şikayet varsa değerlendiririz, ha o zaman da gereğini yaparız. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizde de son zamanda çok uğraşanlar var. İşte yok genelkurmay başkanı ilgilenmiyordu, yok takip etmiyordu. İlgilenmediğini nereden biliyorsunuz? Muhatabı benim. Ha bundan önce alıştığınız gibi sürekli olarak basın mensupları şunlar bunlar davet edilmek suretiyle onlarla icazet paylaşımı mı yapılacak? Bunu mu bekliyorsunuz? Biz Genelkurmay Başkanımız da rutin olarak her hafta fevkalade bir şey olmadığı zaman tüm durumları değerlendiririz, görüşürüz ve atılması gereken adımlar varsa ha bu adımları da yine biz atarız. Ama kimse silahlı kuvvetlerimizi de aynı şekilde bir zan altına sokma gayretine lütfen girmesin. Buna da hakları yok. Bunlar ülkemize zarar verir. Aynı şey istihbarat örgütlerimiz için de böyledir. Kimse zan altında bırakmaya kalkmasın. Yıllarca bizler istihbarat örgütlerinin nasıl çalıştırıldığını bu ülkede biliyoruz. Ama artık böyle çalışan bir istihbarat teşkilatı yok. Bunu da bilmeleri lazım. Bunu da özellikle bilmelerini istiyorum. Onun için de her şeye gece gündüz demeden çalışan, 24 saat anlayışıyla çalışan artık bir anlayış vardır ve bu anlayışı gölgeleme gayreti içerisine girenler kaybederler kazanmazlar